Bayat fideleri kesinlikle atmıyoruz. Muhteşem bir dönüşüm var. Şimdi sırada. Bir tatlı kaşığı salça ve şöyle yarım çay bardağı suyu alalım. Güzelce çırpalım. Sosunu hazırlayalım. Üzerine de bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Şöyle bir fiske tuz. İsteğe bağlı karabiber. Biraz da kekik kullanalım. Güzelce çırpalım. Sosumuzu güzelce çırptıktan sonra şöyle pidenin üzerine bolca yayalım. Pidemiz güzelce yumuşasın. Böyle yağlı kaplı tepsiye aldım. Şöyle bol bol sosunu dökeceğim. Taşabilir. İstediği kadar taşsın. Rahat rahat şöyle soslayın lütfen. Sosu güzelce içine çekecektir şimdi. Kaşar rendesi veya bu şekilde kaşar peynirini ilave ediyorum. Üzerine istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Biraz mısır. Zeytinler. Bol zeytin, daha sonra şöyle sucuk biraz. Tabii ki benim pizzada en sevdiğim yeşil biber. Bolca yeşil biber şöyle kullanacağım. Evde hangi malzemeler varsa, yani sadece kaşar bile üstüne, kaşar peyniri bile koyup yapabilirsiniz. Veya şöyle yapabilirsiniz. Bu malzemelerin hiçbirisi yoksa ne yapıyorsunuz? Üstüne şöyle biraz yağ gezdirin. Tereyağı veya işte sıvı yağ, zeytinyağı ne varsa. Sadece yağ ama salça falan değil. Ondan sonra beyaz peynir, biraz da böyle zeytin, peynirli bir şekilde de yapabilirsiniz aslında. Peynirli pide gibi. Yani böyle pizza olmak zorunda değil. Evde hangi malzeme var? Yeter ki israf olmasın, ziyan etmeyelim, çöpe gitmesin. Peynirli, zeytinli, şöyle hafif yağlı, güzel, sıcacık bir pide tarifi gibi de olabilir. Öyle de düşünebilirsiniz. Ya da böyle malzeme varsa pizza da yapabilirsiniz. Biberleri de koyuyorum ve bolca şöyle yeşil biberleri de. Koyduktan sonra önceden ısıtılmış 200 derecede fırında üstündekiler sadece kızarana kadar, böyle pişene kadar, eriyene kadar fırında kalacak. Pizzamız hazır. Gayet güzel oldu. Hemen şimdi sıcak sıcak dilimleyelim. Gerçekten harika oldu. Yumuşacık ve gördüğünüz gibi pamuk gibi şöyle göstereyim. Hiç ziyan etmeden pidelerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz.